Sömürgeden çıkıyor, diğer sömürgeye giriyor. Anlamı yok yani. Yani Türkiye'nin bu noktada yani eksen değişikliğinde yani Avrasya'ya yönünü dönmesiyle ilgili bağımsız olması mı gerekiyor öncelikle? Öncelikle bağımsız olması lazım. Ekonomik olarak ayakların üzerinde durması lazım. Siyasal olarak, siyasal ekonomik olarak ayakların üzerinde duran bir ülke olması lazım. Şu anda ülke Amerika, ABD, işte Atlantik ülkelerin egemenliği altında mı, sömürüsü altında mı? Türkiye şu anda Osmanlı hayalciliğiyle yaşıyor. Osmanlı hayalciliğiyle işte üç kısaya hükmedecek. Ya bu şu anda böyle bir imkan yok hani. Türkiye'nin Atatürk'ün çizdiği ilkeler doğrultusunda barışçıl politika ve anti-emperyalist politikalar gütmesi lazım. Türkiye ancak öyle ayakta durabilir bu bölgede. Yoksa Arapları yönlendirmek, Arap bir taraftan Araplaşmak, böyle şeyler Türkiye'nin sorunlarını çözmekten çok uzakta yani. Peki abi, şimdi 1938'de Türkiye aşı üretmiş, birçok aşı üretmiş, onun yanında Çin'e aşı göndermiş. Biz bu durumda Çin'den aşıyı ihraç ediyoruz 60 yıl sonra. Abi şimdi sağ iktidarlar vatanı satmaya yavaş yavaş tüketmeye çalıştılar. Atatürk Türkiye'sini Amerikan'ın emirleriyle şey doğrultusunda tüketmeye çalıştılar. Durum bundan ibaretti yani. Atatürk'ün açtığı aydınlık yolu kendi ayakları üzerinde duran, üreten, yaratan, düşünen Türkiye'yi yok etmeye çalıştılar. Sonuçta Atatürk'ün, bu oldu yani. Atatürk'ün mirası mı, Cumhuriyet mirası mı, Arap'ın petrolü mü? Tabii ki Cumhuriyet önemli. İnsan kaynakları önemli. İnsan petroldan daha önemlidir. İnsan olmadıktan sonra petrol bir işe yaramaz.